Merhabalar, selamlar. Dilşah, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Arkadaşlar, şu anda kız kardeşim Deniz'in evindeyiz. Kimler mi var? Annem var, işte Deniz var. Bütün yeğenler, kuzenler, herkes burada. Dilşah da Almanya'dan geldi biliyorsunuz. Bugün ne yapalım dedik, madem bir aradayız. Hem bugün Deniz'in kızının doğum günü aynı zamanda. Ona da böyle bir güzellik yapmış olalım dedik. Nice güzel yıllara Diloş'a. Onun da ismi Dilovan. Ne dersin? İyi ki doğmuş. Allah uzun ömürler versin. Peki, o zaman fazla söze gerek yok. Biz hemen ne yapıyoruz? Fatile yapıyoruz bizim yöremizde. Gerçekten şahane bir fatile, bir gözleme. Şimdi tarifiyle sizlerle birlikte olacak. Hadi bakalım, başlıyoruz. Devam edin. Önce patateslerin biraz çabuk olması için şu anda haşlıyoruz. Sosu. Evet, Deniz bize yardım edecek misin? Sıcak suyu bize lazım canım. Vermiyorum. Sıcak su vermiyorsun. Deniz sıcak su vermiyor. Nasıl bir sıcak su lazım? Nasıl bir sıcak su bu? Yani haşlanma meselesi için. Yani derecesini veremiyoruz. Artık bu ne verdisi musluktan. Dur, hani çay tarzı sıcak senin çayın oldu mu çayın? Hazır. Öyle mi? Bunlar ne böyle? Bu sefer böyle sizi Avrupa'yı bir çay ikram ediyoruz. O zaman biz çayımızı alabilir miyiz? Bunu da buradan koyabiliyoruz değil mi? Peki, hadi o zaman. Hemen mayamıza da sıcak suyu koyuyoruz arkadaşlar. Bir ankan malzemeleri veriyor. Bence yeterli. Kapağında baba. Evet, kapağında bir zahmet. Senden Denizciğim rica edelim. Haydi bakalım o zaman. Evet, şimdi sebzelerimizi yıkıyoruz. Hadi siz gelin. Sen ne getireceksin? Ay. Süzgeç yok. Dur. Evet, itiraz ediyoruz. Süzgeç gelmeli. Süzgeç burada. Evet, basacağım. Çok açacağız bu fasulyeyi. Son biber ve domates de koyabilirim. Olabildiğince eritiyorum. Buz yapmıştım ortaya. Gerçekten inanamıyorum. Bana getirdiği şeker, kesme şeker. Patatesimiz kaynıyor arkadaşlar. Evet, Dilşah'cığım yakına gelebilirsin. Yavaş yavaş şöyle unu yediriyorum arkadaşlar. Maşallah kalabalığız. Doğal olarak bu kalabalığa uygun bir hamurda yapmamız gerekiyor. Çok kibar yapıyız. Diyorsun. Gelecek sene bu zamanlar yetişir ablacığım. Diyorsunuz. Vicdansızlar, o zaman gelin kendiniz yapın. Hem yoğurmazlar hem yani böyle biri kameranın arkasına geçer. Birisi tuzlu muzlu diye oradan yetişir. Burada en masum şu anda sessiz sedasız oturan. Aha, döktüm valla. Aslında şu kap biraz daha büyük olsaydı şahane olacaktı. Şimdi ben bunu buraya aldım. İyi. Çünkü daha rahat çalışabilmek için. Biraz zeytinyağı koyabilirim. Biraz zeytinyağı koyacağım, evet. Biraz zeytinyağıyla. Yani ne çok koyu ne çok cıvık bir hamur olacak arkadaşlar bu. Biber. Evet. Bunda neyi varmış? Acı biber salçası varmış. Tamam. Mantarımız varmış. Şimdi yıkanacak hepsi bunlar. Evet. Kapya biber deniyor. Evet. Ondan var. Patlıcan. İki tane patlıcanımız. Charleston, evet. Burada ıspanağımız var. Bu ne? Tereyağı üstüne sürüyorsun isteyenler. Pizzalık kaşar. Evet. Sucuk. 3 kiloya yakın unumuz var çünkü maşallah kalabalığız. Ve peynirimiz var. Evet. Bayağı güzel haşlanmış. Şimdi bunları çıkaracağız. Arkadaşlar, işçileri çalıştırıyorum. Bir tanesi soğan soyuyor. Bir tanesi ama. Bir tanesi de patates soyuyor. Öyle yani. 2 saattir burada çalışın ha. Bak.
Hem sen de. Ben oraları atmışım. Çöpler öyle olmaz o işler. Olmaz. Hadi bakalım. Hadi. Sakin. Aşçıyız biz. Burada bir aşçı için. Sen demin ne demiştin? Şurada bir aşçı daha var. O da bütün çöp çerip çöpü şuraya almış. Ben bunları toplayacağım ya. Bilmem artık. Gerçekten çer çöp. Çünkü orada süzgeç de var. Onu içine giremiyorum. Bak. Peki. Tamam. Oraya koyayım sana. Şöyle. İyi çalışın. Temiz çalışın. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyorsunuz? Bir şahçım bir anlatırsan seviniriz. Hadi bakalım soyuyoruz ondan sonra. Sonra patatesleri katacağız içine. Kesmek için kesme tahtası istiyor yok, musun? Yok ben tahta istedim. Sağ ol. İşte her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Her yiğidin. Bir de soğan. Ama sen çok güzel soğan doğuruyorsun. Sen de şimdi deneyeceksin canım benim. Bir içeri bir süre mi? Hiç. Soğanı nasıl peki doğuruyorsun? Ama şey? Senin gibi işte aynen senin gibi yapıyor abla. Hayır sen elinin soğan kokmasın dedin. Nasıl yapıyorsun o zaman? Ben mi? Doğramıyorum. Eldiven takıyorum. Eldiven mi takıyorsun? Doğramayarak ellerimin soğan kokmasına yemeğe soğan yani koymuyor musun yani? Evdekilerden rica ediyorum. Oğlum çok güzel soyuyor. Her seferin çocuğu nereden bulacaksın? Vallahi genelde buluyorum. Allah Allah. Okulda. O da ilginçmiş. Ya akşamüstü yapıyoruz yemekleri. Okuldan gelince mi? Yemin ederim. İnanmıyorsunuz. Peki daha ne mi doğruyordun? Annem de bazen sağ olsun yardım ediyor. Peki dişi açıp soğanları kavuruyoruz ama bir de kıyma için bir soğan kavuracağız. Şimdi patatesi yapalım. Evet. Sıra kıymaya da gelir. Tamam benden ne istiyorsunuz şimdi? Bir şey istemiyoruz. Birazdan iki küçük soğan daha isteyeceğiz senden. Tamam ben gideyim biraz çay içeyim o zaman. Hadi bakalım. Evet soğan burada kavruluyor bir yandan. Ben patateslerimi soydum. Evet patateslerimizi doğruyoruz ama bununla da kalmayacak biliyorsunuz. Aynı şekilde bir soğan daha kavuracağız. O da kıyma için arkadaşlar. Hatta ben hemen şurada şöyle göstereyim. Bakın kaşarım var. Sucuk var. Ve burada da peynir var arkadaşlar. Yani bunlardan da katmayı planlıyorum. Sebzeler de zaten burada. Biberdir, patlıcandır. Bunlardan da içine katacağız. İçimizin baharatları burada. Hamurda güzel güzel kabarmak üzere. Denizciğim burayı topluyor. Güzel güzel, kibar kibar. Maşallah hamarat hanımlar. Ben de kameradayım, yardımcı oluyorum. Ama biliyorsunuz bir güzel güzel hamuru yoğurmuştum zaten. Hamuru ben yoğurdum. Hamuru sen mi yoğurdun? Emin misin? Evet. Evet, Allah için. Ya zaten siz izliyorsunuz biraz arkadaşlar. Biraz sonra çarpılıyormuşum abla. Evet, yani Allah esirgesin. Dolayısıyla hem Dişah hem Deniz şu anda içleri hazırlarken ben de kamerada sizlere bu olayı canlı canlı yansıtıyorum. Haydi bakalım bu güzel fasulyeler devam etsin. Kimyon, kekik, nane burada ama arzu ettiğiniz hangi baharat varsa onu da atabilirsiniz. Hemen güzel attık şöyle. Haydi bakalım karıştıralım. Haydi bakalım. Güzel güzel şöyle salçasıyla baharatıyla bir karıştıralım arkadaşlar. Yıkamayı bilenler de var ama ben yıkama taraftarıyım. Çünkü taş toprak, kum vesaire işe kalabilir diye. Bu arada kıymamızı güzelce kavuruyoruz. Altını açmış mıydık? Açtım. Tabii elektrikli olduğu için bu ocak biraz geç ısınıyor ama ısındığı zaman tam ısınıyor. Evet. Bayağı pişiriyor. Ve mantarlarını soyuyor. Mantarlarını soyuyorsun. Peki. Şimdi şurada da ıspanağımız var arkadaşlar. Ispanaktan da içine atacağız. Bir şey mi dedin Denizciğim? Biraz daha küçük doğraması lazım diye düşünüyorum. Yani Dişah müdahale ediyorsun. Evet. Dişah Hanım lütfen daha dikkatli davranın. Şimdi Heidi çizgi filminde Madame Rottermeier vardı. Madame Rottermeier gibisin Denizciğim şu anda. Devam edebilirim istersen. Yok ben yapayım. Son sürat devam ediyoruz. Harikasınız. Kızlar gelelim. Öpelim, tizanayızın koynunda, ben soğuktan önemli. Kızlar, gelelim, yanağınızdan öpelim, siz anayızın koynunda. Ben soğuktan önemli. İstersen katılmış, o da yine soğanlayacaktır. Altını açmıştık değil mi? İyiyim ben ona göre. Evet elini yağla buraya zaten. Tamam yeterli. Al işte buraya mı dökelim? Bunu mu?
Bunlar yakışmasın sal için. Tamam mı? Tamam. Aynı zamanda. Evet, bezelerimizi yapıyoruz şu anda. Evet, ıspanaklarımız da hazır. Dışarı kolay gelsin. Sen açıp yapmaya başlamışsın bile. Başladım. Şimdi hemen şurada diğer iç hazırlanırken sen patatesleri yapıyorsun. Oo, annem de vallahi girişmiş. Anne kolay gelsin. Teşekkürler. Nasıl Deniz şu o zaman usta patatesi buraya yani. Çek Deniz'cim. Ustası olun. Ustası diyorsun. Tabii ki. Savyon mu diyorsun ustası? Aynen öyle. Böyle bir tarafına yerleştiriyorsun bunu. Deniz'cim bir bardak çay alabilir miyim? Heh. Haydi bakalım. Oo. Çayım geldi arkadaşlar. Süper. Annem de oklavayla yanaştı. Dayak yemeyeceğimiz kesin. Çünkü elinde hamur var. Belli olmaz. Diyorsun. Beceremezsek. Bak diye. Kafamıza oklavayı yer miyiz bilmiyorum. Ha Gayret Hanım var. Tabii birazdan ben de oklavayı elime alacağım arkadaşlar. Ama kimsenin zararına değil. Gel ben de yine hamur açmak için. Deniz bu ne oldu? Oo. Gel gel gel. Yok, karıştır karıştır karıştır. Karıştır. Biz hamurun derdini sizlerden hiç gerekçe. Onu iyice yediyelim salçayı. Çok güzel kokuyor. Kızartmadık. Bir tat evet. Bu kadar kesin değil istersen. Tamam hadi o zaman. Şöyle. Hanımlar ne durumdasınız? Valla yapıyoruz işte. Müşteri. Ellerinize sağlık. Benim mayalılar önde değil mi? Evet. Şunlar mayalı mı olanlar? Köy usulü. Tandır ekmeği. Değil mi? Tandır ekmeği. Bence iyidir. Vay 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 vay. Tekrar bana gel. Vallahi hamur diz şah şimdi kendini buldu. Şu anda hamur kendini buldu. Hadi son kez bir daha şöyle açayım. Şahane. Yanmıyor değil mi? Peki. Haydi bakalım. Bir yandan arkadan gelen ses de arkadaşlar. Çayın sesi. Hemen kapatıyorum. Haydi bakalım. Gidiyoruz ocağımıza. Bunlar ne durumda? Yok, daha pişiyor. Peki. Geldik diğerlerine. Hemen devam ediyorum. Şuradan üstüne unu koyuyorum. Çok unlamayacağım. Hemen buraya bakalım. Ne durumda? Altını biraz açayım ben. Deli sen oradan bak. Şöyle iyi mi? İyi. Tamam. Şunu. Şöyle bakalım. İyi. Güzel görünüyor. Ne diyorsun? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Devam ediyoruz. Patatesten bol miktarda alacağım. Şöyle. Hadi bakalım.
Yapmamız. Çayın sesi arkadan gümbür gümbür geliyor. Ne durumdayız? Ne gidiyor? Pişiyor. Ha gayret geldik buraya. Hoppa. Anne senin bir hikayen vardı değil mi? Bize anlatsın. Bence takipçilerim de o hikayeyi duysunlar. Neydi o anlattığın senden? Şimdi zamanın birinde oduncunun biri ormana odun kırmaya gitmiş. Başka birisi de peşinden gitmiş. Tepesinde dikilmiş. O her baltayı vurdukça bu hık diyormuş. Yani güya. Yani bir oduncu var. Oduncu odun kırıyor. Tepesinde evet. De birisi dikiliyor. Evet. Her oduncu baltayı oduna vurdukça o da hık diyormuş. Hık diyormuş değil mi böyle? Hık diyormuş. Hık diyormuş. Neyse oduncu adamcağız odunlarını kırmış, bitirmiş, eşeğine yüklemiş, götürüp pazarda satmış. Öteki de takip ediyormuş durmadan ama. Parasını almış, tam cebine koyarken demiş ki, hani benim param hani demiş. Ne parası demiş. Ben de yardım ettim. Ne yardım sen falan, bana yardım falan ediyordun demiş. Yok demiş, sen her baltayı vurdukça ben de hık dedim demiş. Ben de yardım ettim, ben hakkımı isterim derken bunlar mahkemelik olmuş. Aslında adam kendince haklı. Her baltayı oduncu vurdu, hık diyormuş. Sonra bunlar mahkemelik olmuşlar. Tabii o zamanlar kadı varmış. Kadı diyor ki, buyurun beyler diyor, derdiniz nedir diyor. Şikayetiniz mi? Oduncu diyor ki, böyle, kendi öyle diyor. Ben odun kırmaya gittim ormana, kesmeye gittim. Bu adam da geldi tepemde dikildi. Ben her vurdukça o hık dedi, her vurdukça hık dedi. Ama diyor, götürdüm odunlarımı sattım diyor, şimdi benden para istiyor. Öbürü de diyor ki, evet efendim, bana yardım etme oldu. Hayır efendim diyor, yardım falan etmedi diyor, ben emek verdim, ben yoruldum diyor. Kavga dövüş, kadın efendi de diyor ki, bir dakika beyler diyor. Sen bir çıkar bakalım diyor, cebindeki paraları diyor. Ama diyor, kadın efendi diyor, bunun hiçbir yardım olmadı. Sen çıkar diyor paraları, say diyor onun avucunu. Neyse, istemeye istemeye say diyor onun avucunu. Diyor, duydun mu paranın sesini? He, kadın efendi duydum. Tamam diyor, ver bakayım geriye diyor paraları diyor. Tamam, olmaz ki kadın efendi diyor, ben hakkımı isterim. Tamam sen ver diyor. Parayı istemeye geri veriyor. Tamam diyor, paranın sesini duydum. Ödeşmiş oldunuz. Hadi güle güle diyor. O da öfkeli çekip gidiyor. Oduncular böylece. Bir üç kağıtçı son dakika. Evet. Üç kağıdı yapamıyor. Burada geliyor. Diyorsun. Evet. Aha. Yani. Evet, Deniz Hanım Evreşe ile geldi. Evet, hadi bakalım. Şimdi evet, şu içini zengini şöyle güzelce. Koyalım arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli olacak. Hemen yine çok dikkatli bir şekilde şöyle kapatıyorum. Sıkıca hava almasın. Arzeden şöyle bir tabakla kenarını da alabilir. Hoppa! Hop. Evet. Hadi bakalım. Ne durumdasın Dişahçı? İyi gidiyor. Hadi o zaman yenisini alalım. Şöyle. Sen onunla aç. Çünkü ben onunla açmayı bilmiyorum. Ben de bilmiyorum onunla. Hadi bakalım. Deminden bugün. Sen eski köy kızısın. Sen eski köy kızısın, yaparsın. Hadi bakalım. Evet. Denemelisin. Güç bizde dermişim. Güç bizde. Yap. Evet. Hadi bakalım. Şöyle bir koyalım ki güzel güzel. Pişsin. Ben hemen patatese geçiyorum. Şöyle. Evet. İyice kapatalım şuradan. Şuna bir bakayım ben.
ay kendime. Şöyle. Evet. Yalnız. Gelsin gözlemeler, patileler. Hemen şuradan unumu çekiyorum. Birazcık şöyle. Hazır mıyız kızlar? Hazır değiliz. Hazır olun kızlar, geliyor. Gelmekte patileler, gözlemeler. Benim eşyalarımı kırdınız ama siz, böyle olmaz ki. Bu nasıl merdane ya? Çıkmış. Burada yanmasın o argümanlar. Nasıl olacak bu? Siz böyle kırdınız ama onu. Bu nasıl olacak? Sana yenisini alacaksın. Ben yenisini isterim. Bakarız bahane. Bu zaten eskimişti. Okla ver. Vallahi inanamıyorum. Şok vaziyetteyim şu anda. Neyse şöyle yapayım bari. Şöyle biraz orman usulü olacak ama şöyle hemen çabuk böyle yağlıyorum arkadaşlar. Usul öyle zaten ya, orman usulü. Orman usulü kötü bir şey değil zaten, değil mi? Şöyle hemen ortasına da şöyle güzel peynirlerimizi şöyle atıyoruz. Bol malzemeli. Hemen ilini, bakın burada da pişiyor. Ben şöyle yapıyorum. Bakın. Üstüne attım. Bunu da onun üstüne attım. Şöyle tekrar yağladım. Burası da böyle. Burası da böyle. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Açmaya devam. Şöyle. Patatesimiz bol. Tadı da güzel. Evet. Haydi bakalım. Bunu açalım inşallah. Yer açın geliyorum. Yer açın geliyorum. Yer açacaktır. Pardon. Çay ne durumda? Demlendi. Hadi annem de çayları koysun o zaman. Yeni videolar arka arkaya gelmeye devam edecek. Sizlerden de benim beklentim ve naçizane ricam. Abone olmayan dostlarımızın hemen bir abone tuşuna basmaları, beğeni tuşuna basmaları,
ve bolca yorum yapmaları, ne kadar istiyorsanız o kadar yorum yapabilirsiniz. Çevrenizdeki eşinizi, dostunuzu da yine abone yaparsanız beni mutlu edersiniz. Kanalımızın gelişmesi adına o zaman hemen bu yayından sonra şu abone tuşuna bir basalım, beğeni tuşuna basalım. Hatta hemen abone ol tuşunun yanındaki çan işaretine de basarsak direkt benim videolarım yayına girdiğinde size bildirimler gelecektir. Çünkü sadece abone ol tuşuna basmak yetmiyor. Yanındaki çan işaretine de basmak gerekiyor arkadaşlar. Evet, herkes gelsin, bak bunlardan alsınlar. Harika görünüyor valla, değil mi? İşte bir tane güzel patatesli, bir tane patlıcanlı kıymalı alabilirsin. Hı hı. Öyle hayatım yaptım. Çayını da al, afiyet olsun. Evet, şimdi alan da gel diyor. Burada da hazırlıklarımız bekliyor. Resmen fırın açtık bugün buraya. Sabri Hanım, nasıl buldunuz yemeği? Patile. Patile. Güzel olmuş mu? Bizim oralarda patile diyorlar. Güzel olmuş, ellerinize sağlık. Yok. Sağ ol canım benim. Bu kabara dursun şöyle. Biraz fazla mı açmışız? Evet. Hadi şunu. Şunu da çevirelim mi? Ha gayret. Çevirdik bunu da. Peki. Yok, diyet yapmıyorum ama. Acıkmıyorum. Vallahi yemin ederim. Hadi bakalım. Gerçekten çok lezzetli oldular. Ellerimize sağlık. Bir yandan da pişmeye devam ediyor. Ne fala ina ne de falsız kal. O açıdan bakmak lazım bu falada. Biz yorulduk. Yemeğimizi de yedik. Patileler güzeldi. Hatta üzerine bir de biraz gözleme gibi de yaptık sonunu. Ne yapalım? Çayımızı içelim, sohbet edelim. İyi ki varsınız, iyi ki benimle birliktesiniz. En yakın zamanda yine yeni videolarda görüşmek üzere. Hoş geldin Sarıya. Hoş geldin Sarıya. Sarıya geldin. Evet. Kahve mi içmek istiyorsun? Seçtiğim kahve şu. Chiaro. Nespresso'ymuş. Evet. Güzel. Bunu böyle içine, içine koydum. Atıyorsun. Sonra şu kısmı da atıyorum. Tamam. Ve...